Milyonerliler ve yeni tüm üyeler için eğlence şimdi başlıyor. Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner. Milyoner'in sunduğu spor saatine hoş geldiniz. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Ve bu sezon bu programda çok fazla sürprizlerimiz olacak. Çok fazla başka açılardan işlediğimiz bir program olarak göreceksiniz. Önder Üzen'le birlikte olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. E, maçları biraz daha sayılar ya da öne çıkan notlar üzerinden, spesifik noktalardan okumaya çalışacağız hocam. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe ilk hafta Gaziantep'i kendi sahasında iç sahada Kadıköy'de 2-1'le geçmeyi başardı. Hızlı bir başlangıç. Hı hı. Son dönemde, son bölümde biraz daha nefes nefese kalınan bir oyun. Özellikle tartışılan birkaç birkaç konu var. Biz de istatistiklerde biraz oraya değinmeye çalıştık. Birincisi zaten Avrupa maçlarında Tadiç'in performansı mesela çok konuşuldu. Süper Lig'in açılış haftasında rakip ceza sahasında en çok topla buluşan oyuncu olmuş. 13 kez. Ve en çok şut pası veren oyuncu da 8 kezle yine Dušan Tadić. Tadić'i ne kadar kilit görüyorsunuz? Oyunun getirdiği bir durum mu? Tadić'in getirdiği oyuna kattığı bir durum olarak mı bakıyoruz? Güzel iki soru. Ee, Tadiç'i ne kadar kilit görüyorum? Rakamların gösterdiği kadar görüyorum. Rakamlar aslında çok transparan bir tarafıyla çok gösteriyor. Rakip ceza sahasında 13 kez buluşmuş. O oyuncu aslında yani takım formasyonunu sahaya yazdığınızda ceza sahasına en yakın oyunculardan biri gibi de olsa takım formasyonu gereği aslında oraya en yakın olan oyuncu Sandford. Ee, ve daha sonra oraya en fazla girmesi beklenen merkezde ofansif orta saha olarak diğer iki orta sahadan ayrılan oyuncudur. Ama çok orada görüyoruz. Ee, bizim geçen sene söylemeye çalıştığımız şey biraz şuydu. Bir tane atak düzenleyen oyuncunuz olacak. Ama bir tane de atan finalini yapacak. Bir usta bir oyun kurucuya ihtiyaç var. Yani kenardan oyun kurabilirse harika olur diye söylemiştik. İşte tam da bu e, şeye profile uygun dünya çapında bir oyuncu gelmiş oldu Fenerbahçe'ye. Tadiç hücumu düzenliyor. Ata başkaları düzenleyecek ama hücumu o düzenliyor. En final atan finalini düzenleyen oyuncu olarak hem ceza sahasına giriş sayısı orada toplu buluşmaları hem şut pas adedi, Yani 8 tane şut pası var. Bu şu demek? 8 tane gol şansı bu. Eğer kaleye vuruyorsanız, go gol atmak için vuruyorsunuz yani 8 defa Fenerbahçe teşebbüs ediyor. Ee, duşan Tadiç marifetiyle. Bu harika bir bağlantı. Hem e, asist yaptı oyuncu. Beklenen oldu. Santforunu e, pozisyonu sokmak çok önemlidir futbolda. 10 tane pozisyona girersiniz, net gol fırsatı üretirsiniz, 3 tane... bir tane gol atarsınız. Hep ben Sandford sayılarına odaklanırım, bakarım. Bu 10 pozisyondan kaçı Sandford'a geldi? Ve kim getirdi? Yani beklenen oldu mu? Eğer olmuşsa... işler yolunda gidiyordur bir tarafıyla, uyumlu... partnerler oluşmaya başlamıştır, bunu gösterir. Tadic hem bu rakamlarla... hem Ceko ile olan uyumuyla bunu gösteriyor. Ceza sahasına bu kadar çok giriş yapmış olması, tabii ki rakibin 10 kişi olması da bir faktördür. Bunun bir iç saha maçı olması bir faktördür. Rakibine göre çok daha nitelikli bir kadroya sahip olması Fenerbahçe'nin bir faktördür. Ama kendi takımına göre, diğer kanattaki oyuncuya göre, Ceko'ya göre, Ceko'nun arkasında orta sahadan en çok Ceko'ya yakın oynayan oyuncuya göre daha fazla ceza sahasında topla buluşması daha fazla şut pası vermesi gerçek birer nitelik göstergesidir bir ölçüdür. Takımın atak düzenleyicisi değilse de hücumdaki final topları kullanan oyuncu olduğunu gösterir bu sayılar. Hocam yani Ceko'nun gollerine göre ya da siz en başta söylediğiniz en fazla Santrifor'un orada ceza sahasında topla buluşması beklenir diye. Ama Ceko buluşmamış, hiç buluşmuş. Ceko'yu çok fazla işte geride orta yuvarlakta gördük, sol kanatta gördük, e, ceza sahası yayının çevresinde gördük. Bu sanki bir planın parçasıymış gibi görünüyor. Ne dersiniz hocam? Aynen öyle. Yani Ceko seçimi de ben planlı olduğunu düşünüyorum. Yani rastgele kemen Tat'tık işte boşta Santifor var mı alalım öyle görünmüyor. Ceko ismi ilk çıktığında hep şunu söylemeye çalıştım. Hücumda, hücumda partnere ihtiyacı var Ceko'nun diye. Neden? Şimdi e, siz az önce aslında güzel bir yere temas ettiniz. Ceko değil de Tadic daha fazla ceza sahasında topla oynamış. Daha fazla buluşmuş topla. Ceko da hücumdaki final oyunculardan bir tanesi. Yani final pasın çıkacağı, hücumda bağlantının kurulacağı nefis bir pas istasyonu. Hem yerden hem havadan bir pasistasyonu. Şimdi ne söylemiştik? Ceko ilk geldi geliyor gelecek döneminde. Ben Lotharo Martinez'in altını çizmiştim. Eğer Ceko varsa partnerleri çok olduğundan çok daha fazla görünebilir. Cekolu Lotaro ile Cekosuz olan veya Lukaku'lu Lotaro ile Lukasusuz Lotaro arasında fark vardı bu iki oyuncu Notaro Martinez'in performansını olağanüstü arttırdılar ve oyuncu en fazla gol atan oyuncu olmayı başardı Inter takımında. Ceko sık sık ceza sahasının dışına çıkan, gelen, bazen orta sahaya yaklaşan, duvar olmaya çalışan, net bir pas istasyonu olmaya çalışan, partnerlerini oynatan bir oyuncu. Ceza sahasına yaklaştığında veya takımdan uzaklaştığında, takımla uzak oynadığında da Yüksek attığınızda topun kaldığı, yukarıdan bir pas istasyonu ve bütün takıma kemen tatıp bütün takımı kendine yaklaştırabilen bir oyuncu. Bu perspektiften bakarsak Ceko çok daha fazla yönlü, çok katmanlı bir santfor olduğunu gösteriyor. E şimdi dışarıda daha fazla topla buluşuyor. Yani Tadiç e, tad ceza sahasının içinde daha fazla buluşuyor. Ama iki gol var. Aslında üç. Ceko bence hat-trick yaptı. Direkten dönem, topla. Direkten dönem topla. Ve o golü Tadiş'le beraber yarattı gene. Ceza sahasının üzerinde e, Gaziantep takımı savunmasını kurdu. Bir alan savunması yapıyor. Bir kenar serbest vuruş var. Fenerbahçe için hücum yönüne göre, yönüne göre sağ taraftan, sağ kenardan Tadiş duran topu kullanacak. 2 kişilik baraj var. 8 kişilik bir savunma hattı var. En arkalarda da Ceko duruyor. Şeyle göz göze geliyor Tadiş'le. Ve işaretini yapıyor eliyle. Nereye topu istediğini söylüyor. Penaltı noktasının biraz gerisini işaret ediyor. Ve sonra koşuya başlıyor. Yani işaret ettiği yerin tersine bir koşuya başlıyor. Kendisi oraya girmek üzereyken top ayaktan çıkıyor. Tadiş'in büyük ustalığı. Tam istediği yerde topla buluşturuyor. Ağzını attı resmen şey. Tadiş. Aldı göğsüne. Tam Santforç'tir. Döndü. Tam santfor iştir. Santfor rotasyonu. Vuruşunu yaptı. Nefis bir santfor vuruştur. Top direktten geldi. Ben onu gol yazdım. O goldür. O Tadiç'e bir asisttir benim için. Ceko'ya da bir goldür. Ceko hat-trick yapmıştır. Tadiç de iki tane asist yapmıştır. Hücumda partnerlik budur. Peki bu oyuncular ne kadar zamandır birlikteler? Bir ay hocam. bir ay yani. Birkaç ünite beraber antrenman yaptılar. Koşu antrenmanlarını yani fizik antrenmanlarını bir tarafa bırakıyorum eee taktik antren üçünlükte 4'ünlükte taktik antrenmanı yaptılar ve 1-2 maç beraber oynadılar. Peki ağzından işte zamana ihtiyacımız var, uyum için zaman lazım diyen var mı? Ağzından öyle bir laf çıkan var mı? Yok. Neden yok? Çünkü ustalık var. Ustalık varsa zamana gerek yok. Daha iyi olacağız diyorlar. Tabii ki. İki usta buluşmuş. Bir gol bir asist var. Ceko'nun bir tane daha golü var. Artı olmamış, direkten dönmüş ama benim asist ve gol yazdığım bir pozisyon daha var. Bu ustalıklar, artı sayılar, hücumda rollerin optimal dağıldığını gösteriyor. Eğer şöyle olsaydı, Tadiş biraz daha dışarıda kalsaydı, ceza sahasının içinden biraz daha uzaklaşmış olsaydı. Ceko daha çok orada olsaydı, ben arıza var derdim. İleriki haftalarda belki arıza var diyeceğiz. Doğru olan olmuş yani, e, oyuncu kimliklerinin gösterdiği şekilde olmuş. Fenerbahçe iyi top oynamadı maçta. İlk 23 dakikayı saymazsak. Kalan 75 dakikada çok iyi top oynamadı Fenerbahçe takımı. Ama bu maçta bile... iyi oynamasını beklediğimiz iki oyuncu... hem sayısal olarak işi gördüler, hem skor tabelasına yansıyan bir durum var. Yansımamış olan da iyi göstergeler var. İkisi açısından, uyum açısından. Hocam o zaman e, üçüncü hissettiğimizi biraz onunla bağlantılı sorayım size. Süper Lig'in ilk haftasında en çok top kapan oyuncu 4 kezle Sebastian Szymanski olmuş. Kaç kezle? 4. Kaç dakikada? 68 dakikada. dakikada. E, yani aslında Szymanski'yi böyle tarif etmeyiz belki top kapmasıyla. Ama bir yandan da biraz önce uyumlarını, hücumdaki uyumlarını övdüğünüz e, Tadic ile İsmail Hoca biraz önde aslında e, rakibe baskı yaparken ikisini birlikte kullandı. Hı. Şimanski biraz daha orta sahile bağlantıyı e, kırmaya doğru. Yine o ikilinin payı da var yani belki de bu istatistik değil mi? Evet. Nasıl bakmak lazım hocam? Şimanski yani hem en çok top kapan oyuncu asisti de var 68 dakika içinde. Evet. Sürdürülebilir bir yapımıdır. mıdır? Sürdürmek zorunda olduğu bir yapıdır. Hı. Yani sürdürülebilir olup olmadığını bunu zaman içerisinde göreceğiz ama sürdürmek zorundadır nedenine gelecek olursak yani Fenerbahçe takımında top oynuyorsanız şunu bileceksiniz. Fenerbahçe'nin hücumdaki frekansı maç başına ortalama puanı oyundaki belirgin üstünlüğü rakiplerine kuracağı üstünlük top kendisindeyken ve rakipte rakipteyken yaptıkları da şöyle bir anahtar faktör olmak zorunda. yukarı oynuyor olması sebebiyle. Topu geri kazanma süresi siz istediğiniz kadar yaratıcı orta saha olun, istediğiniz kadar bitirici orta saha olun, istediğiniz kadar bitirici santfor olun veya yaratıcı santfor olun. Topu geri kazanma süresi atak frekansı için olmazsa olmaz. Hele hele Kadıköy maçlarında. Doğal olarak her bir orta saha oyuncusu topu geri kazanma süresine ama pozisyon alarak, ama omuz omuzaya girerek, ama göğüs göğüse girerek, ama yakın oynayarak katkıda bulunmak zorunda. Doğal olarak Şimanski kendi oyun kimliğinde bu yoksa bile... bu role bürünmek zorunda. Eğer fena maçıya geldiyseniz bu role girmek zorundasınız. Girecek, ben... E, fena olmayan bir kumaş görüyorum Şimanski'de. Fena bir sol ayak değil. Bir kıpırtısı, bir hareketliliği var. Bir isteği var, arzusu var. Bununla beraber... yani skorada etki var. Şimdi Daha önce gol var mı? Var. var. Asist var mı? Var. var yeni geldi. O da zaman istemedi. Bakın bir usta değil. Çaylak sezonu bizim Süper Lig için. Profesyonel futbolda çaylak değil. Ama Fenerbahçe'deki ülke dışındaki çaylak sezonu bu. Bir tarafıyla. Yaşlı genç. Ama o da zaman istemedi. Bakın yavaş yavaş işi görmeye başladı. Tabii ki zorluk seviyesi çok yüksek maçlar değil bunlar. Ama göstergeler fena değil. Çok iyi. Yani diyorsunuz ki hocam büyük futbolcular ya da büyük futbolcu potansiyeli taşıyanlar sızlanmadan işlerine bakıp işi çözmeye nasıl yapacaklarına odaklanırlar diyorsunuz. Bu arada sosyal medyada çok dolaşan bir video var. Robin Van Persie'nin videosu. Hmm. Oğlunu antrenmana götürmüş. Evet. İlk zamanı da Feyenoord altyapısına ilk girdiği zaman çocuk biraz oynamış, biraz oynayamamış. Eve dönerken arabada işte hoca bana şöyle yaptı, hakem orada karar vermeseydi, işte falanca arkadaşım bana böyle verseydi sızlana sızlana gitmiş. Robin de demiş ki, arabaya bindiğimizden beri fark ettim hep başkalarıyla ilgili bir şeyler söylüyorsun. Büyük e, futbolcu olacaksan kendi işini kendin çözeceksin. Sağda onun pası nereye atacağını daha iyi bileceksin. Hoca seni daha iyi nasıl oynatır onu çevireceksin. Şey o günden sonra sızlanmayı bıraktı ve e, buraya kadar geldi diyor. Bu çok güzel bir örnek bir tarafıyla. Bir büyük oyuncunun yani dünya çapında bir oyuncunun evladına yaptığı harik harikulade objektif bir değerlendirme bu. Sızlanmayı bırakacaksın. Profesyonel futbolda bu yok. Kendi işine bakacaksın. Etrafına değil, onların eksiklerini değil, kendi eksiklerini görerek e, kendini geliştirebilirsin. Buradan ben de bir iki örnek vermek istiyorum. Şimdi Mert Hakan geçen sene yeteri kadar süre almadı. Zaten oynadığı maçlarda da biz de yeterli bulmadık. Yani Fenerbahçe için daha iyisi gerekiyor dedik. Ama bu sene kartlar tekrar dağıldı. Ve Mert Hakan da şikayet etmedi. Deplasmandaki maçta İşi gördü. Tek başına maçı aldı gibi oldu yani. Bütün takım katkı yaptılar ama Mert Hakan Crespo çıkıp sakatlanıp çıkıp Zimri oyuna maçı. girdikten sonra Zimru maçında iki 3 tane sızma koşusu yaptı. Bir sağdan, bir soldan asistlerini yaptı. Golünü attı. işi gördü. Sustu. Yani öyle olacak, böyle olacak zaman lazım. Adaptasyon, uyum, fizik olarak hazır değilim, şöyleyim, böyleyim demedi yani. Çıktı, işi gördü. Şimanski geldi. Başka bir ülkeden geldi. Çocuk uzaklardan geldi. Süper Lig'deki çaylak sezonu konuşmuyor, işi görmeye çalışıyor. Bunlar saygıdeğer profesyonel futbolcu tavırlarıdır. Şimdi yine şeye geleceğim. Fenerbahçe orta sahası içinde epeydir olan oyuncular da var. Zaman verilmiş, para verilmiş, bonservis ödenmiş, süre verilmiş, şans verilmiş, bir daha verilmiş, kırmızı kart bir daha verilmiş, bazı hataları örtbas edilmiş, takım arkadaşları tarafından yardım görmüş, camiası yöneticisi antrenörü tarafından yardım görmüş, Oyuncular hala zaman iste olmaz artık. Bakın profesyonel futbol çok acımasız. Hız çağındayız. Her şey çok hızlı cereyan ediyor. Her şey çok hızlı gerçekleşiyor ve herkes hız için, çabukluk için yani bir şey çabuk olsun yapar harcıyor. Herkes hıza yatırım yapıyor. Daha hızlı otomobil, daha hızlı bir asfalt, daha hızlı bir uçak, daha hızlı bir biletlendirme, daha hızlı bir rezervasyon daha hızlı bir transfer yani otele işte uçak havalı neyse daha hızlı çalışan personel buna yatırım yapıyor herkes. Doğal olarak hani adaptasyon benim zaman falan filan ya Arda'yı beklemezler Real Madrid'de. Arda da hızlı hareket etmek zorunda. Çabuk iyileşecek. Çabuk tedavi olacak daha hızlı iyileşecek. Bu bekleniyor. Buradaki orta saha oyuncularından Fenerbahçe'deki bütün orta, orta saha rotasyonu içine dahil bütün oyuncular için söylüyorum. Şişt, harika örnektir demiyorum ama bakılabilir. Geçen sene oynamamış Mert Hakan sızlanmadan işi görmüştür. Geçen sene uzak diyarlarda olan bir çocuk yurdumuza gelmiştir. İşi görmeye gayret etmektedir. Hız, çabuk olun. İzleyicilerimiz formayı. <laughs> evet, çok önemli. İzleyicilerimiz de lütfen yorumlara yazsınlar. Ee, özellikle parantezin büyüğünü Tadit Ceko ikilisini açtık. Onların performansını nasıl buluyorsunuz? Ee, Fenerbahçe'nin oyununda ne kadar kilit durumdalar sizce? Ee, ve onların haricinde kilit gördüğünüz noktalar, oyuncular varsa lütfen yorumları yazın. Biz şimdi Galatasaray'a geçeceğiz. Bilyonerliler ve yeni tüm üyeler için eğlence şimdi başlıyor. Sporda Eğlence'nin ilk adresi Bilyoner.